Merhabalar, Ebru Aykaç ben. Nasılsınız? Şimdi tam evde otururken aklıma bir fikir geldi. Videoya şöyle bir başlık koymak istedim. Aslında bu başlığı koyduğumda biraz detayını da anlatacağım. O yüzden hani biraz bu ukalalık gibi olmasın. Başıma gelen, yaşadığım şeylerle ve tecrübelerle ilgili olacak. Hangi yazarlara, hangi kitapla başlamalıyız ya da başlamamalıyız? En azından şöyle söylüyorum, başlığı bu olabilir ama ben hangi yazarlara, hangi kitaplarıyla başladığımda onları sevdim ya da talihsiz olarak yanlış kitap seçtiğim için hangi yazarları artık okuyamıyorum, okumaya cesaret edemiyorum olabilir. Bu söylediğim gibi tamamen ve tamamen benim kişisel okuma tecrübemle alakalı bir durumdur. En azından hangileriyle başlamak dışında belki de hangileriyle başlamamalısınız kısmını da dikkate alabilirsiniz. Çünkü bazı bir iki ismi söylediğim zaman şoka girecek olabilirsiniz. Hatta ilk o şoka gireceğiniz isimlerden bir tanesiyle başlıyorum. Hasan Ali Toptaş. Şimdi muhakkak eğer videolarımı izliyorsanız ve daha önce böyle okuduğum kitaplara baktığınız zaman beni çok çok çok... bu arada Instagram'a hikaye koydum ya, Instagram'ı normalde video yüklerken siliyorum, silmeyi unutmuşum. Sürekli bildirim DM geliyor. Benim de oradan böyle kafam kesiliyor, dikkatim dağılıyor. Neyse, başlıyorum. Hasan Ali Toptaş. Eğer şimdiki okuma geçmişime vesaire ya da daha önceki videolara bakıyorsanız benim Hasan Ali Toptaş'ı çok çok okuduğumu, vakti zamanında zaten okumuş olduğumu düşünüyor olabilirsiniz. Fakat ben maalesef ve maalesef ki kendisiyle Bin Hüzünlü Haz kitabıyla tanıştım. Şimdi ben bunu öyle bir söyledim ki kendisiyle bu kitabıyla tanıştım dediğimde bu kitabının kötü olduğundan bahsetmiyorum. Bin Hüzünlü Haz inanılmaz güzel bir metindi. Fakat ben güya akıllı Ebru Bodrum'a giderken tatilde böyle yazın kendime hani hep bu şeyim vardır ya, kalın kitapları okuyorum, seviyorum, ince kitapları nasıl olsa her zaman okurum diye ne kadar elimde ince kitap varsa Bodrum'a götürmüştüm. Hatta Selim İleri'nin, bak şimdi aklıma geldi, ikisine de aynı yaz denk gelmiştim. Her gece Bodrum kitabını okuyup, onu Bodrum'da okuyup sonra da karalar bağladığım falan bir durumdu. Yani bazı kitaplar hakikaten zaman ve mekan fark ediyor, ruh halinde çok alakalı. Bin Hüzünlü Haz kitabıyla tanıştım. Daha önce hiç Hasan Ali Toptaş okumamıştım. Okuduğum ilk kitabı Bin Hüzünlü Haz'dı. İnanılmaz güçlü bir kalem. Evet, çok çok iyi yazıyor, çok başarılı. Türkçeyi çok iyi kullanıyor. Ama ben Bin Hüzünlü Haz kalem kitabını okuduktan sonra dedim ki kendi kendime, en az 3 yılı bir daha elime Hasan Ali Toptaş almayacağım dedim. İtiraf ediyorum. Elimde bir sürü kitabı var. Çoğu imzalı. Ama yine de ben okuyamadım. Ta ki ne zamana kadar biliyor musunuz? Ben Bir Gürgen Dalıyım kitabını okuyana kadar. Bu çok ciddi, büyük, 2 yıllık, 3 yıllık, bir daha okumayacağım, bir daha okumayacağım, uzun süre okumayacağım demiş olmama rağmen ben Bir Gürgen Dalıyım kitabını okuduktan sonra şu an o Bin Hüzünlü Haz'daki hislerim gitti, silindi. Daha orta ve daha yumuşak bir yola girdim. O yüzden Gölgesizleri okuyarak kendisiyle bir daha uyum sağlamaya çalışacağız. Ama naçizane yazlık mekanda ya da tatil yerlerinde Hasan Ali Toptaş'ı daha önce eğer hiç okumamışsanız lütfen bence Bin Hüzünlü Haz kitabıyla kendisiyle tanışmayın diyebilirim. Bir ikinci, bu arada Türkçe ya da Türk yazar ya da yabancı yazar gibi hani ayırmadım. Burada bir sürü kitap var. Ufak ufak geçiyorum. İkincisi Murat Gülsoy. Murat Gülsoy için bunu söyleyeceğimi söyleseler asla inanmazdım. Ben Murat Gülsoy'u çok seviyorum. İlk bu kitabı Çalın kitabıyla tanışmıştım. Fakat sonrasında bu arada romanlar arasında bundan bir önceki romanı da çok çok iyiydi. Ama son çıkarttığı kitap öyle güzel bir yer ki eğer ben daha önce 8-10 tane Murat Gülsoy kitabı okumamış olsaydım ve sadece Murat Gülsoy'la bu çıkan son kitabıyla tanışmış olsaydım derdim ki ha evet, Murat Gülsoy diye bir yazar varmış. Fena değil de bir kitap yazmış. Ama diğer kitaplarını alıp okumalıyım demezdim. Buradaki aslında bahsedeceğim yazarların çoğu birden fazla kitabı olan yazarlar. Ve bu çok riskli bir şeydir. Yani 5 kitabı, 6 kitabı, 8-10 kitabı varsa ve yanlışlıkla, yani yanlış bir kitabıyla tanışırsak eğer o yazardan mahrum kalırız. Murat Gülsoy için de eğer öyle güzel bir yer ki kitabıyla
tanışmışsanız, yani ya da ben bu kitabıyla tanışmış olsaydım Murat Küsoy'un diğer kitaplarını almazdım diyebilirim. Çok net. Şimdi buradan yabancı biri geldi. Çok çok zorlu. Toni Morrison. Toni Morrison inanılmaz bir kalem. Zaten Nobel ödüllü bir yazar. Fakat şimdi şöyle söyleyeyim. Daha önce ben ilk Sevilen kitabını okudum. Sevilen de çok çok önemli bir eseridir. Fakat Sevilen kitabı beni o kadar zorladı, o kadar yordu, o kadar sınırlarımı yani yıprattı, çok 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 zorladı. Ve ben Toni Morrison'ın Sevilen kitabını okuduktan sonra yine aynı şekilde 2-3 yıl Toni Morrison okumayacağım dedim, bunu söyledim. Ama çok çok şanslıyım ki sonrasında dayanamadım, yani bu söylemde bulundum ama dayanamadım, kendimle savaştım ve Tanrı Çocuğu Korsun kitabını alıp okumuştum. Bunu da okuyalı en az 2 yıl oluyor. İnanılmaz bir metin. Su gibi akıyor. Kanım çekilerek okudum. Ama eğer söylediğim gibi Sevilen'le tanışırsanız bir daha belki diğer kitaplarını alma isteği duymazsınız. Ama Tanrı Çocuğu Korusun kitabıyla tanışırsanız diğer kitaplarını da okursunuz ve seversiniz diyebilirim. Sonrasında Munro, kendisi Nobel ödüllü bir yazar. Benim gibi öykü severlerin, burada bunu okusaydın diye bir şey yapmayacağım herhalde ama bunu herhalde göstermek istedim. Nobel ödüllü kadın yazarımız, öykü kitapları yazıyor fakat kendisiyle ilk tanıştığım, bunun da diğer kitapları var fakat diğer kitaplarını okumuşsanız yine çok sevmeyebilirsiniz. Ama Firar kitabıyla tanışırsanız Nobel'i neden aldığını gayet net iliklerinize kadar hissedersiniz. Lütfen eğer Alice Munro ile tanışmamışsanız Firar kitabıyla tanışmanızı tavsiye ederim. Bir diğer kitabım, bir diğer dalam, Moyan. Gene bak, bu ben Nobellilerden gidiyorum ya, farkında değilim. Yani hani Nobelli olsun falan diye ayırmadım. Moyan. Moyan çok güçlü bir kalem ve o da Nobelli bir kalem. Ben şimdilik en azından kıyaslama yapabilmeniz için iki koca kitabından bahsetmek istiyorum. Bir tanesi Yaşam ve Ölüm Yorgunu, diğeri de İri Memeler Geniş Kalçalar. Ben ikisini de okudum. İlk aslında İri Memeler Geniş Kalçalar okudum. Hatta onu 3-4 kişi falan okumuştuk. Çok şu an hatırlamıyorum kimlerle okuduğumuzu ama İri Memeler Geniş Kalçalar beni hakikaten çok zorlamıştı. Ama onun beni zorlama sebebi, gerçi okuduğumuz bütün ekip o kitapta çok çok zorlanmıştı. Ama beni ekstra fazla zorlamıştı. Çünkü oradaki çocuk kahramanımız, yani kitap 900 sayfa ya da 1000 sayfa ise 450 sayfa boyunca sürekli emiyordu, yani annesini emiyordu, keçi emiyordu ve benim kişisel olarak sütle ilgili bir problemim var. Yani hayatım boyunca hiç süt içmedim. Süt gördüğüm zaman ya da kokusunu aldığım zaman tiksiniyorum maalesef. Hamileyken de hiç süt içmedim gibi sütle ilgili ciddi bir problemim olduğu için ve Moyan Nobel'i köküne kadar hak etmiş bir yazar olarak o kadar detaylı ve net tasvir ediyordu ki, yani o bütün o 450 sayfa boyunca o süt artık böyle şeydi, yani kokusunu hissediyordum resmen. Ya bu arada çok alakasız bir örnek vereceğim. Şimdi sütle ilgili yaşadığım sıkıntı var ya, şimdi Demir doğdu, yeni doğdu bebek. Ben de şimdi bakıyorum vücudumda bir koku geliyor bana, yani bir şey kokuyor yani ama hiç sevmediğim bir koku. Ya diyorum ki ne kokuyor, yıkıyorum, yıkanıyorum, banyo yapıyorum, 3 dakika sonra yine kokuyor. Ne kokuyor biliyor musun arkadaşlar? Süt kokuyordum. O yüzden yani bu manada sütle ilgili takıntım olduğu için beni haddinden fazla zorladı. Fakat Yaşam ve Ölüm Yorgunu kalınlığına lütfen aldanmayın. Elinize aldığınız zaman su gibi gider. Burada bir kahramanımız var. Kahramanımız, bu arada bu arkada yazdığı için spoiler falan vermiyorum. Kahramanımız işte bir hayvan, atıyorum ki öküz. Öküzken ölüyor, işte boğa olarak doğuyor. Boğa olarak ölüyor, işte horoz olarak doğuyor. Eşek olarak doğuyor falan filan gibi. Son derece keyifli, kalınlığına aldanmadan su gibi okuyabileceğiniz bir kitap. Moyan'la da eğer tanışmamışsanız, Yaşam ve Ölüm Yorgunu, hele ki kalın kitap okumayı seviyorsanız mutlaka tavsiye ederim. Bir üçüncü zor, yine Nobel'le, Thomas Mann. Şimdi bunda da şöyle söyleyeceğim. Ben eğer Thomas Mann'ın
dolandırıcı Felix Krull'un İtirafları kitabını okumamış olsaydım, Thomas bana bu kadar büyülenip aşık olup hayran kalmazdım ve elimdeki diğer Thomas Mann kitaplarını alıp okumazdım. Şimdi benim Thomas Mann'la tanışma kitabım Dolandırıcı Felix Krull'un İtirafları inanılmaz bir metin, su gibi akıyor ve hakikaten yine Nobel'i nasıl hak ettiğini sonuna kadar anlıyorsunuz. Doktor Faustus ise aslında en önemli eserlerinden biri. Fakat bununla ilgili birçok yorum olmuş olsa da ben çok farklı bir yorumda bulunacağım. Eğer müzik alanında müzikle ilgili bir ilginiz ve alakanız yoksa bu kitabı çok okuyabileceğinizi düşünmüyorum. Beni çok zorladı. Hatta ben yarısından sonra yani bir 300-400 sayfa okuyup az daha dişimi sıkıp bitirebilirdim ama yapamadım ve bunu bıraktım. Eğer Thomas Mann'la bu kitabıyla tanışmış olsaydım bir daha hiçbir kitabını almazdım ve böyle bir yazarla tanışmış olmazdım. Ve ikinci beni Thomas Mann manasında zorlayan kitap Büyülü Dağ'dı. İki cilt ve biz bunu sevgili Pelin'le beraber okumuştuk. İnanılmaz bir metin, çok güçlü, çok çok iyi. Bunu Doktor Faustus'la söyleyememiş olabilirim. Bir alakası yok. Mutlaka okunması gereken bir metin. Ama daha önce eğer hiç Thomas Mann ile tanışmamışsanız başlangıcınız Büyülü Dağ olmamalı. Çünkü bir yazarla önce diline alışıp onu sevip kendinizce daha yumuşattığınız zaman daha ağır ve yoğun okumalarını yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Ben şahsen kendim öyle yaptığım için. O yüzden Dolandırıcı Felix Krull'u mutlaka ve mutlaka tavsiye ediyorum. Sonrasında biraz daha kendinize zaman tanıyın. Bir iki kitabını daha okuyun. Ondan sonra Büyülü Dağ'a geçin diye naçizane tavsiye ediyorum. Sonra yine bak yine bu sefer Türk çıktı. Yalçın Tosun çok çok kıymetli, ödüllü de bir yazar. Yalçın Tosun'u çok seviyorum. Tanışma şansına da nail oldum. 3-4 tane kitabı var. Hatta 5 tane zannedersem. Fakat ben kendisiyle Anne, Baba ve Diğer Ölümcül Şeyler kitabıyla tanıştım. Eğer Peruk Gibi Hüzünlü ya da diğer kitaplarından herhangi birini okumuş olsaydım yine beğenirdim. Çünkü Yalçın Tosun bence çok çok iyi bir öykücü. Çok da iyi yazıyor. Ama eğer diğer kitaplarından birini okumuş olsaydım, evet Yalçın Tosun güzel yazıyor, iyi öykü kitapları yazıyor derdim. Okurdum, bırakırdım. Diğer kitaplarını alma isteği duymazdım. Ama Anne, Baba ve Diğer Ölümcül Şeyler kitabıyla tanışırsanız diğer kitaplarını da almak istersiniz. Yani eğer daha önce Yalçın Tosun okumamışsanız bu kitabıyla başlamanızı mutlaka tavsiye ederim. Şimdi şaşıracağınız bir yazar daha geliyor. John Fowles. Şimdi herkes bu kitabı herkese bu arada Büyücü'yü okudum. İşte Frances Tamin'in Kadını okudum falan filan filan okudum. Ama benim için hani ilk başlangıçlar özel ve önemlidir ya. Benim için koleksiyoncu inanılmaz bir metin. Zaten iki farklı bir tanesinde erkek tarafından anlatılıyor. Bir tanesinde kadın tarafından anlatılıyor. Herhalde öyleydi yani. Çok uzun zaman önce okudum. İnşallah yanlış söylemiyorumdur. Eğer daha önce tanışmamışsanız yazarı sevmeniz açısından kendinizi daha zorlamayacak olan metinlerle ilerlemenizi tavsiye ederim. Ve benim için de John Fowles demek koleksiyoncudur. Evet, ikinci sıralamada Frances Tamin Kadını gelir. Büyücü benim Fowles sıralamalarımda maalesef ve maalesef sonuncu sırada yer alır. Fakat herkes o kitabını sever ve okur. Ama benim için koleksiyoncudur. Ya yani ben öyle olduğunu düşünüyorum. Bir diğer Julian Barnes. Şimdi bu kitabı neden gösterdim? Bu yazarımızın da o kadar fazla ama o kadar fazla kitabı var ki birçok metni aslında ben böyle kıskançlık üzerine, kadın erkek ilişkileri üzerine çok güçlü bulduğum bir kalem. Çok çok başarılı buluyorum. Fakat bu kitabı benim için ayrı özel. 10,5 bölümde dünya tarihi. Bunu bana sevgili Fatoş tavsiye etmişti. Bu o kadar eğlenceli, yani mizahi anlamda, işte dünya tarihi diyor ya zaten, işte Nuh'un gemisinden bahsediyor, Habil'le Kabil'den bahsediyor. Yani elinizde su gibi akan, keyif alarak okuduğunuz çok çok başarılı bir metin olmuş. Ama bunu niye çıkarttım? Bunu aslında çıkartma kitabım da Saramago'ydu.
Evet, Saramago'nun bir sürü işte körlüktü, görmekti, İsa'ya göre İncil vesaire birçok kitap var ama ben Kabil kitabıyla tanıştım. Ve Kabil kitabıyla tanıştıktan sonra aşık oldum. Hemen peşine ölüm bir varmış ve bir yokmuş okumuştum. Evet, körlük vesaire tamam okudum. Muhakkak ve muhakkak körlük görmek okunmalı. Ama Kabil kitabı ile ilgili sadece şöyle bir şey söyleyebilirim. Benim için çok çok özel ve önemli kitap olmasına rağmen bu kitap bir kurgu arkadaşlar. Roman. Yani bu kitabın Kabil'in roman olduğunu ve bu yazılanların kurgu olduğunu bilerek okursanız eğer bu kitabı seversiniz. Çünkü 2-3 yıl önce bu kitapla ilgili bazı yorumlarda ya işte bu nasıl yani biraz şey mi oluyor? Yani söylemek istemiyorum neyse. O tür yorumlar gördüm ama bunun roman olduğunu bilerek, kurgu olduğunu bilerek okuduğunuzda inanılmaz bir metin. Ama benden naçizane tavsiye, çok rica ediyorum. Kabil'i okuyup ve sevenler bu kitaba bayılacak ve ben bu ikisini peş peş okumuştum. İkisi inanılmaz güzellikti. Saramago'dan Kabil ve Julian Barnes'tan 13 bölümde Dünya Tarihi. Bu ikisini de şiddetle, ısrarla tavsiye ediyorum. Arada boşluklar oluştu mu? Kitapları çıkarttım ya. Bir diğer yine Türk yazara geçeceğim. Çok sevgili, kıymetli Engin Geçtan. Ben ilk Engin Geçtan'ı tanıdığımda bundan 3-5 yıl önce falan da sevgili Mükü ile Diyanar'a gittiğimizde orada bir romanını gördüm ve çok ilginç geldi. Kapağı kendisi, ismi çok ilginç geldi. Zannedersem ilk okuduğum kitabım mesela saat 10'daydı. Bu kitabı okuduğum zaman baktım, sonra da internete girdim. Ya bu adam kim dedim ya, 20'den fazla kitabı var dedim. Şimdi Engin Geçtan'ın psikoloji üzerine yazdığı kitapları ayrı, romanları ayrı. Fakat adamın genlerinde yani zaten üstün bir zeka olduğu için bu yazarla muhakkak ve muhakkak tanışmak gerekiyor. Fakat ben İnsan Olmak kitabını da okudum, diğer kitaplarını da okudum ama bunlar roman olmadığı için, evet, sizi besleyen, kendisini sevmenize sağlayan, sizi doyuran kitaplar olmuş olsa da yine de eğer bu kişinin romanlarını okumak istiyorsanız mesela saat 10'da ve Der Saadet'te Dans kitaplarını mutlaka ve mutlaka tavsiye ediyorum. Yazarın romanlarıyla ona diline alıştıktan sonra asıl vurucu ve etkin olan kitapları İnsan Olmak'tır ya da diğer kitaplarıyla Hayattı değil mi? Yanlış söylemiş olabilirim. Diğer kitaplarıyla mutlaka tanışmalısınız. Ama eğer elinizde Engin Geçtan'ın herhangi bir romanı yok ve sadece bu tür kitapları varsa, hani bunları okuduktan sonra diğerlerini lütfen pas geçmeyin istiyorum. Romanlarını da mutlaka ve mutlaka tanımalısınız. Bir diğer yazar Javier Marias. Ben Javier Marias'a bir önceki videoda çok çok hayran olduğumu, aşık olduğumu söylemiştim. Hatta biri ismini bulamıyorum demişti. Gösteriyorum. Javier Marias dediğim için bulamıyorsunuz. Javier Marias diye yazılıyor ama Javier Marias diye okunuyor. Kendisiyle ilk tanışmak kitabım yıllar yıllar evvel Kara Sevdalılar kitabıdır. Kara Sevdalılar kitabını etrafımda 2 yıl boyunca tavsiye etmediğim, söylemediğim, bangır bangır internetten olsun, Instagram'dan olsun, YouTube'dan olsun, kendi çevremde olsun herkese şiddetle ve ısrarla tavsiye etmişimdir. Kara Sevdalılar benim için muazzam bir eserdir. Aynı zamanda peşine Yarın Savaş'ta Beni Düşündü öyledir. Fakat Javier Marias okunması kolay bir adam değildir. Tıpkı Saramago gibi bir cümleye başladığınızda Javier Marias'ı okurken mesela çayınız var ya, bir yudum alacaksınız. Adamın yazdığı hani o bir cümle bitsin de bir yudum alayım diyemiyorsunuz. Çünkü bitmiyor. Kafanızı çevirip çayınızdan bir yudum almak istediğinizde arayı kaçırıyorsunuz ve tekrar okumak zorunda kalıyorsunuz. Ama inanılmaz bir zeka ve kurgu var. Mutlaka ve mutlaka tanışmalısınız. Javier Marias'ın Metis'ten çıkan 3 kitaplık Yarınki Yüzün serisi var. 3 serilik bir kitap. Bu da çok çok iyi bir eser ve çok çok başarılı buluyorum. Mutlaka ve mutlaka okunması gerektiğini düşünüyorum. Ama yine bir koca ama diyorum. Eğer ben Javier Marias'la, Kara Sevdalılar'la değil, Yarınki Yüzün'ü okuyarak tanışmış olsaydım, bu kitaplarını okumuş, almış ve tanışmamış olacaktım. Bu detayı da söylüyorum. Bir tane böyle yine elime Elena Ferrante geçti. Ferrante'nin biliyorsunuz 4 kitaplık bir serisi var ve gerçek yaşam öyküsü olduğu söyleniyor. Biz onu sevgili Arzu, ben ve Yasemin'le beraber okumuştuk.
Çok çok severek okumuştuk ama özellikle ilk kitabı okurken ben biraz sıkılmıştım. Çünkü her otobiyografik kitapta ya da her hayat hikayesi anlatımında ilk kitapta daha çok işte böyle annesi, babası, bilmem nesi, çocukluğu falan filan, bebekliği anlatıldığı için, ki sonuçta bir şekilde konuya girmesi gerekiyor. O yüzden başları sıkıcı olabilir ama inanılmaz bir 400 seriydi. Benim şu an hatırlıyorsam en çok sevdiğim galiba 2 ve 4'tü. Çok çok bayılarak okumuştum. Sonrasında birkaç kitabını daha okudum. Çok çok başarılı buluyorum. Ama bu arada Belalı Aşk diye bir kitabını okudum. Eğer yani Elena Ferrante ile Belalı Aşk kitabıyla tanışmış olsaydım bir daha, yani bu kitabı okuyarak kendisiyle tanışmış olsaydım bir daha hiçbir kitabını alıp okumazdım. O yüzden söylediğim gibi bu kitap aslında neyle başlamanızdan önce naçizane benim tecrübelerimden dolayı bunlarla başlamamalısın. Yani ben burada diyorum ki tecrübelerimden faydalanın. Ya bunlarla başlamayın kısımlarını daha çok ciddiye almalısınız diye düşünüyorum. Buraya kotse de çıkarttım ama aslında bir de Max Fischler Stiller. Şimdi bu Stiller kitabının benim için ne kadar özel olduğunu biliyorsunuz. Çok 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 iyi ve kıymetli olduğunu biliyorsunuz. Muazzam bir eser olduğunu düşünüyorum. Ama her okurun aynı oranda okuyup ilerleyebileceği bir kitap olmadığını da düşünüyorum. O yüzden ben buradan aradım şimdi. Eğer elimde olsaydı gösterecektim, bulamadım ama Homo Faber kitabı var. Can Yayınları'ndan çıkan. Çok tedirgin edici. Yalnız o Homo Faber kitabını okurken çok dikkatli olmalısınız. Son derece tedirgin edici, rahatsız edici, sizi biraz sınayan ama su gibi akan yazarla tanışma kitabınız olabilir. Önce lütfen Homo Faber'le tanışın. Sonrasında da bu kitabı mutlaka ve mutlaka okuyun. Aynı tedirgin edici his utançta da var. Kotse'den utanç. Bununla ilgili çok çok eski 3 yıl öncesinde falan belki bir video çekmiştim ama Kotse'nin neredeyse bütün kitaplarını okudum. Hem önemli bir eser olması açısından hem de kolay okuyabilmeniz açısından ama aynı zamanda da kendinizi sürekli sorguladığınız, rahatsız edici ve tedirgin edici olması açısından utanç kitabını mutlaka ve mutlaka okumanızı öneriyorum. Bir diğer kitap çok sevgili Hikmet Hükmenoğlu. Bu kitabı da gösteriyorum, Kar Kuyusu. Hikmet Hükmenoğlu ile daha önceki videolarımda söylemiştim zaten. Körbur'un kitabıyla tanıştım. Körbur'unu okudum. 47 numaralı kamerayı okudum. 04'ü okudum. İşte son kitabını okudum falan filan filan. Ama aslında elimdeki Kar Kuyusu yazarın ilk kitabıymış, yani ilk romanıymış. Benim de okuduğum son Hikmet Hükmenoğlu kitabı. Kar Kuyusu ile yazarla tanışmış olsaydım, ya evet sevimli adam, güzel bir şeyler yazmış, fena değildi, güzeldi kitabı derdim ama asla bir daha hani gidip de ya bu Hikmet Hükmenoğlu'nun kitaplarını alayım demezdim. O yüzden Hikmet Hükmenoğlu diyorsanız eğer diğer kitaplarını mutlaka ve mutlaka tavsiye ediyorum. Bir de burada aslında elimde olmadan bir tane daha böyle heba ettiğim Doris Lessing'den Türkü Söylüyor Otları tavsiye etmişim, aslında yazmışım ama şimdi bulamadığım için çıkartamadım. Bir de mesela Kürşat Başar, mutlaka ki sevenleriniz çok çok vardır. Fakat ben de Kürşat Başar çok okumuş ya da okuyabilmiş biri değilim. Bunun sebebi ise 3-4 yaz önce sevgili Zülfü Livaneli'nin Sevdalım Hayat kitabını okumuştum. Sevdalım Hayat kitabı bana yeni böyle kitaplar, yeni kitaplar çıkarttı. Okuma alanları ne demek ya? Okuma listeleri çıkarttı. Muazzam bir kitaptır. Otobiyografik bir kitaptır. Sevdalım Zülfü Livaneli'den Sevdalım Hayat kitabını okuduktan sonra peşine Kürşat Başar'ın Yaz kitabını okumak gibi bir gaflette bulundum. Bu yüzden bir daha asla Kürşat Başar okumadım. Okumayı da düşünmüyorum. Yani o yüzden bence bir yazarın çok fazla kitabı varsa mutlaka ve mutlaka ince eleyip sık dokuyarak tanışmamız gerekiyor. Çünkü bir yazarın yazdığı her kitabının da çok iyi olması gerekmiyor. Yani çok çok top çizgisinde olan kitapları da vardır. Kendisini aşamadığı kitapları da vardır. Güzel ifade etmeye çalışıyorum, çok ayıp olmayacak şekilde. Bu yüzden bence 3'ten fazla kitabı olan yazarlar için mutlaka ve mutlaka kitap seçiminin çok çok önemli olduğunu düşünüyorum.
Ben size en azından hangisiyle tanışsaydım ya da tanışmasaydım gibi 3, 5, 10 kitap gösterdim. Ay bir türlü kapatamadım. Akşam akşam aklıma geldi. Yine bır 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 25 dakika video çekmişim. Pesler olsun yani. Neyse, kendinize iyi bakın. Aklımda biraz böyle birkaç fikir var. Aslında çok uzun zamandır eski dergi arşivlerimi göstermek istiyorum. Merak ediyorsanız lütfen yazın. Aynı zamanda bunun haricinde 3 yıl önce öykü severler için bir öykü videosu çekmiştim. O video hala benim için çok çok özeldir. Çünkü öykü okumayı çok sevdiğim için hala bu son en azından 2 yıl ya da 3 yıl içerisinde çok çok beğendiğim, özellikle okumanızı istediğim kitaplar var. O yüzden öykü severlere de bir öykü videosu da çekmeyi düşünüyorum. Aslında hala 2018'in favorileri videosunu çektiğimde orada bahsetmeyi unuttuğum çok çok önemli kitaplar vardı. Ama üşeniyorum, ama aklımda böyle böyle geldikçe bu tür şeyler çekmek istiyorum. Kendinize iyi bakın. Mutlu hafta sonları derdim ya hep. Sendromsuz pazartesiler. Hoşçakalın.